Herkese yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir vlog başlattım. Şu an yeni uyandım sayılır. Evi de tartılatıyor arkadaşlar. Çatı yapılıyor. O yüzden çok ses olabilir vlog içerisinde. Ben de dün gece misafirlerim vardı. Mutfağa çok dağınık bir şekilde yatmak zorunda kaldım. Çok yorulmuştum. O yüzden şu an bugün sizlerle temizlik vlogu gibi başlayıp sonrasında da akşam yemeğini beraber yaparız. Böyle evde geçireceğimiz bir vlog olacak. Bu arada her yerim, yüzüm, gözüm şiş. Yeni uyandım, makyaj yapmadım. Dün de çok hoşuma giden bir yorum aldım. Makyaj koleksiyonunu paylaşır mısın diye. Ben çok fazla makyaj yapmıyorum. Yapmayı da sevmiyorum. Çok fazla makyaj malzemem de yok hatta. Kardeşimin malzemelerinden kullanıyorum genelde. Çünkü gerçekten almıyorum ve alsam da boşa gidiyor. Yani çok biliyorum fondötenimin bozulduğunu. Sürmekten hoşlanmıyorum. Kamerayı açarken tabii biraz yapmak zorunda kalabiliyoruz. Bazı zamanlarda tabii ki yapmam gereken yerler oluyor. Ama genelde doğallıktan yanayım. Çok sade, sadece rimel, işte hafif bir şeftali tonu, bir ruj falan sürüp genelde dışarı çıkarım. O yüzden de makyaj koleksiyonu videosu falan çekemeyeceğim. Ama çok tatlı, çok hoşuma giden bir yorum olmuştu. Bu arada hemen kısaca bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben bir önceki videoda size demiştim ki ev turu çekemeyeceğim. Fakat bir karar aldım. Ev turunu annemle beraber size çekmeyi düşünüyorum. Gönül isterdi Aykut'la beraber çekip böyle eğlenceli bir video yapmak. Fakat şimdi elimizde olanları değerlendirmeliyiz. Ev turu videosu çok soruluyordu. O yüzden de ben ev turu videosunu ertelemeyeceğim. Hollanda'ya gitmeden önce ev turu videosunu çekip paylaşacağım. Fakat bunu da 1000 aboneye özel yapmak istiyorum. Şu an 1000 abone olmamı çok az kaldı. O yüzden 1000 abone olduğum gün ev turu videosunu da yüklerim. Birkaç video böyle vloglardan gidebiliriz. Temizlik yapmaya geçmem lazım. geçmem lazım çünkü saat çok geç oldu, saat 2. Hemen başlayalım. Şimdi temizliğim hala devam ederken sizlere bundan bahsetmek istedim arkadaşlar. Ben saçlarımdan çok şikayetçiyim. Saçlarımda dökülme, yıpranma ve böyle çok fazla geç uzama sıkıntım var. O yüzden de YouTube'da böyle bir araştırmalar yapıyordum. İşte nasıl saçımı uzatabilirim, nasıl güçlendirebilirim diye. Karşıma pirinç suyu çıktı. Bunu pirinci suyun içerisinde bir gün boyunca bekletiyorsunuz. En az bir gün, yani istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Pirincin kokması, bozulması halinde artık pirinci atmanız gerekiyor. Kullanamazsınız tekrar. Ben bu suyu bir kez kullandım saçıma ve gerçekten kullandığım andan itibaren saçımı yıkadıktan sonra taradım ve saçımdaki dökülmenin %70 azaldığını gördüm. Ve saçlarım uçları benim normalde sarı. Saç uçlarımdaki sararmaların açıldığını fark ettim. Daha sonrasında dedim ki eğer saçımı açıyorsa cildimdeki çillerimi de açabilir. Lekelerim var, güneş lekelerim. O yüzden de bunu, pirinç suyunu yüzüme kullanmaya başladım. Zaten Japon kadınların güzellik sırrı pirinç suyuymuş. Gerçekten de çok haklılar. Çünkü yüzüme sürdüğüm andan itibaren porselenimsi bir yapıya sahip oldu cildim. Gözeneklerim kapandı ve tenimde bir açılma oldu. Aynı şekilde elimi de böyle sürerken fıs fıs şişesiyle sıkıyorum. Elime de böyle geldiği için elimde de muhteşem bir açılma oldu. O yüzden ben gerçekten çok şaşırdım. Daha bir kere, maksimum yüzüme de 3 kere kullanmışımdır, etki gördüm. Ama tam olarak kesinlikle yapın, işte kullanın demeden önce bir hafta, 2 hafta falan kullanmak istiyorum. Saçımda en azından kaç santim uzadığını görmek için. YouTube'da da şöyle challenge'lar var. Pirinç suyuyla saçımı işte 5 günde 5 santim uzattım, 1 günde 1 santime, 1 günde 1 santim uzadığını söylüyorlar. Challenge'ları falan izledim. Ben her gün saçımı yıkayamıyorum. Çünkü her gün yıkarsam her gün yağlanıyor. O yüzden de 2 günde bir, 3 günde bir yıkamaya çalışıyorum.
çalışıyorum saçlarımı. 3 günde bir de pirinç suyunu uygulayacağım. Bir ay sonunda da tekrar video çekerim. Uzayıp uzamadığını daha detaylı konuşuruz. Cildimdeki değişimleri de konuşuruz. Şimdilik böyle kısaca bahsetmek istedim. Ben hemen temizliğe devam ediyorum. Bu arada genel bir temizlik yapamayacağım. Mutfağı yapıp tatlı yapıp herhalde kek yaparım, tam bilmiyorum. Teyzeme gideceğiz. Şu an ani gelişen bir şey oldu bu. Normalde evdeydik, yemek falan yapacaktım. Fakat yemeğe dışarı çıkıyoruz. Teyzeme gidiyoruz. O yüzden mutfağı bitirip hemen keke geçelim. İki yumurta ve bir su bardağı şeker boza kıvamına gelene kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Bu arada baton kek yapıyorum. Baton kek tarifi bu. Normal kekte normalde 3 yumurta 1,5 su bardağı süt olur ama bu daha az bir ölçek. Çünkü kek kalıbım daha küçük. Sizler de eğer kek kalıbınız küçükse bu tarifi deneyebilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif. 200 milim yani 1 su bardağı da süt ekliyoruz. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Artık mikser kullanmıyoruz. Spatula ile alt üst yapıyoruz. Zaten yeterince karıştı. Şimdi 2 yemek kaşığı kakao ekleyelim. Kabartma tuzu, vanilya ve 2 su bardağı un ekliyoruz. Eğer ununuzu elekten kabartma tuzu ve vanilya ile beraber geçirirseniz hepsi birbirine karışmış olacaktı arkadaşlar. Bu sayede kabartma tuzunun acı tadı keke gelmeyecektir. Ben bu hatayı daha önce çok kez yaptım. Beraber geçiriyoruz. Aynı şekilde alt üst yaparak karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi kekimiz hazır. Bu kek normal keklerden bir tık daha kalın, sert oluyor. O yüzden tedirgin olup süt eklemeyin arkadaşlar. Baton kek kalıbım küçük olduğu için yarım ölçülü bir kek yaptım. Bunu 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişirip daha sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Anlamışsınızdır ne yaptığımı. Şimdi bunu yapmayan bizden değildir. Evet, çok güzel. Biz çıktık arkadaşlar, teyzeme doğru yürüyoruz. Hava aşırı güzelmiş, kalın giyinmişiz. Annemle beraber gidiyoruz. Öyle işte, bugün vlog çok kısa oldu. Sanırım yarına daha uzayacak. Yarın tekrar kamerayı açarım, yarın temizliğe devam ederiz. Sonrasında da vlogumuzu artık kapatırız, bitiririz. Sonra ev turu işte annemle. Hiç güzel çekebileceğini düşünmüyorum ama güzel. Anne niye konuşmuyor? Anne yorum yap. Niye konuşuyorsun? Sana güzel çekemezsin diyorum. Neyi yorum? Anne ev turu çekeceğiz ya beraber. Ha. Diyorum ki kötü çekiyorsun ya sen genelde benim fotoğraflarımı. Ha, kaydırıyorsun falan. Bilmiyorum. Kötü çekersin ama diyorum elimizdeki şey tek şans sensin. Ben kendimi nasıl güzel çekiyorum. Öyle işte. Şu bileyim kurmaya var. Tamam bir dakika. Dolap için şey yapıyorum. Onları da çağırın. Tencere ekip tutuyor. Ama kafama değiyor. Bir rapor aldın mı? Şşş. Neyse bana bir şey tanıcağım. Bir sinir atma. Ne yapalım? Rüzgar mı vermeyeyim lafı? Ne tabii ya? Oğlum okuma kitaplarını verdik ya. Oğlum siyahatine bakalım. Bu Tomiş'imin arkadaşı. Aslında çiftleştirmek için getirmiştik. Fakat arkadaş oldular. Çok amel bu. Bu da Tommy. Biz eve geldik. Şimdi önce bir önceki videoda neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Orada ben
Ay çok çirkin duruyor sivilcelerim. Kusura bakmayın gerçekten. Sabah akşamın bu saatinde makyaj yapamazdım. Zaten sabah da yapmadım. O bir önceki videoda kurşun döktürüyoruz. Çok nazar aldığım için gerçekten başıma çok böyle ağrılar giriyor. O yüzden de kurşun döktürelim dedik. Eniştem döktü zaten ama kamera annemin elinde olduğu için asla güzel bir çekim olmamış. Pek anlaşılmamış. Daha komik anlar yaşamıştık. Şimdi ben eve geldim. Çok Ömer'le Tommy'yi sevdim. Televizyon izledim. Dizim vardı. O bitti. Şimdi gece cilt bakımımı yapıp yatacağım. Yarın da bu videoya devam etmeyeceğim. Çünkü bir değişiklik oldu. Arkadaşlarımla buluşuyorum. Eğer onları ikna edebilirsem kameraya çıkmak konusunda. Yarın başka bir vlog başlatmak istiyorum. İstinye Park'a gideceğiz. İzmir'de yeni açıldı biliyorsunuzdur. Şu an zaten herkes oradadır büyük ihtimalle. Kalabalıktır. Gerçi hafta içi olduğu için olmayabilir. O şekilde yarın İstinye'de belki bir vlog başlatabilirim. Hazırlanırken bir video çekerim büyük ihtimalle. Şöyle uzun zamandır giyinip süslenip makyaj yapıp bir yere gitmiyorum. Güzel olacak benim için de biraz böyle değişiklik olacak. Şimdi her şey güzel, hoş şu an değil mi? Saçımdaki bandanayı taktım, hazırım. Fakat telefonu koyabileceğim bir yer yok. O yüzden böyle yapıp falan tekrar kamerayı açıp böyle göstereceğim. Buraya bir çözüm bulmadan böyle videolar çekmeye kalkışmamalıyım bir daha. Biolis'in yüz yıkama jelini kullanıyorum. Aloe veralı ve salata özlü. Gayet memnunum. İçerisinde böyle parçacıklar var. Peeling etkisiyle cildinizi tamamen arındırıyor. Bunu kullanıyorum. Şu fırçayla. Bunu da aynı şekilde gratisten aldım. Bunu 20 TL'ye almıştım. Bunu da 15 miydi? 18 miydi? Öyle bir şeydi. Bu şekilde böyle cildime şu tırtıklı kısmıyla masaj yapıyorum. Gözeneklerin içini temizliyorum. Zaten hemen bunun arkasından şeyi sürdüğüm için pirinç suyunu çok güzel bir şekilde böyle cildim hem gözeneklerim temizlenmiş, arkasından da gözeneklerim kapanmış oluyor. Bu şekilde ben şu an bu böyle temizleyip pirinç suyu uyguluyorum. Üzerine de isterseniz nemlendirici sürebilirsiniz. Çünkü pirinç suyu cildi gerçekten kurutuyor. Saçları da aynı şekilde nemlendirmek gerekiyor. Gerçekten böyle bir şey ihtiyacım varmış. Çok rahatlamış, temizlenmiş hissediyorum. İnşallah şu böyle birkaç tane sivilcem var. Bunları da geçirebilirsem iyi olacak. Evet. Bugün ilk kez çektiğim videonun sonuna geldik. Neden sürekli mutfakta kapatıp açıyorum derseniz, evin hiçbir yerini göstermek istemiyorum. Çünkü ev turu çekeceğimi söylemiştim. Banyomda hafif görmüş oldunuz ama daha detaylı her şeyi nasıl yaptırdığımıza dair bir video zaten ev turunda detaylı bir şekilde konuşarak, anlatarak çekeceğim. O yüzden böyle burada çekiyorum. Evet, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmaya, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve kanalımdaki videolardan anında haberdar olmak isterseniz çan butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.